Bakın ne demişsiniz. Bakın ben size küçük bir şey dedim. Suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Lütfen başkanım bunu bir dinlemeniz... Askıya zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Askıya zam yapmak suretiyle halkın içmek zorunda kaldığı suya yüklenmeyeceğiz. Evet Sayın Başkan, bu sizin iddianız bu. Söylediğiniz şey şu anda tüm Ankara halkı bunu bilsin lütfen. Bir kurnazlık yapılarak sosyal yardım alan ailelerin 10 metreküpe kadar 1 lira olmasını teklif ediyoruz diyerek aslında büyük bir gelir artışı sağlanıyor. Bu gelir aşağı yukarı bilmiyorum arkadaşlar niye bunu hesap ettiler mi? Yarım milyardan fazla. Abi söyledi 2020 bütçesinde 500 milyona yakın bütçe fazlası var. Daha ne istiyorsunuz anlamadım ben. 2019 yılında 472 milyon. 2020 yılında. 2020 yılında yaklaşık yine 500 milyon kredi kullanmanız için de size meclisten karar aldık. Yani bu kadar parayı ne yapacaksınız ben onu anlamıyorum. Dolayısıyla bizim burada önerimiz şu. Ben tamamlayayım bir saniye. Tamam, bitirin de bizim ben burada söyleyeyim. Önerimiz şu. Burada bir kurnazlık yapılıyor. Sosyal yardım alan aileler üzerinden onları örterek onun üzerinden istismar ederek daha doğrusu burada fahiş bir zam öneriliyor. Biz fahiş zamma karşıyız. Üstelik sizin seçim döneminde iddialarınızdan bir bölümü şimdi söyledik. Bizim önerimiz sosyal yardım alan ailelerin işte 40 milyon, 50 milyon, 60 milyon neyse yıllık biz onu belediye olarak karşılayabileceğinizi düşünüyoruz biz. Bu bölümü kabul ederek geri kalanları bu haliyle kabul etmeyerek ona oylanmasını istiyorum. Teşekkür ederim. Şimdi ben konuşacağım arkadaşlar. Şimdi bu önergeyi veren, savunan arkadaşlar eğer biz muhalefet etmeseydik Ankara halkına şu anda 11 liradan su satacaklardı. 11 lira. Diyoruz ki 4 kartrilyon Ankaralı'nın cebinde kaldı. Yıllar ve yıllar kazık parayla o sosyal yardım alanlara kazık parayla sular satıldı. Sonra da onlardan aldığı parayla yardım yapılarak onu finanse etti. Bu Ankara'da sosyal yardım alanlar da zannetti ki Ankara Belediyesi çok sosyal belediyecilik yapıyor. Halbuki paranın hepsi kendinden çıkıyordu. Allah razı olsun Mustafa Tunu bunu 5 liraya indirdi. Su şebeke yolundan da göreceksiniz 230 milyon lira civarında para Ankara'nın cebinde kaldı. Yani tırtıklamak için ne gerekiyorsa yapıldı eskiden önünde. Biz aynısını yapmayacağız. Sözümüzün arkasındayız. Ankara'da şu anda kuraklık var ve 3 yıl devam edecek. Şimdi 400 milyon gelir elde edeceksiniz diyorsunuz. Keşke 2 milyar gelir elde edebilsek. Cebimizdeki parayı da söyleyeyim. Biz nasıl olsa askinin fazla parası var. Büyükşehir'in de var. Zannediyorsunuz ki biz bunları sağa sola hayali projelere, boş projelere para yatıracağız. Hayır. Ayağımızı yorganına göre uzatıp biraz sonra faaliyet raporunda da anlatacağız. 2010 yılından beri yapılmamış tatlar projesi var. Maliyetinden haberiniz var mı? İlla ki yapacağız. Ankara'yı ve İstanbul'u pis sudan kurtaracağız. Polatlı ihalesi yaptık. İlla kredi mi çekelim şu yüksek faizle? Şu andaki faiz dünyanın en büyük faizi. Yani siz kredi verdiniz diye, bize kredi hakkı verdiniz diye biz gidelim cebimizdeki parayı harcamayalım. Götürelim, kredi çekelim. Bunun parası kimden bunları çıkacak faaliyet arkadaşlar? Raporu, faaliyet raporunda bunlar size teker teker söyleyeceğiz biz de zaten. Şeyi de yayınlayın. Bunların hepsi aylarca rakam. Aylarca kredi istediniz. Ya sözümü bizden. Niye kesiyorsun? Tamam siz de benim sözümü kestiniz. Sözümü niye kesiyorsun? Siz de benim sözümü kestiniz. Aylardır kredi evet, istediniz. Evet devam ediyorum. Arkadaşlar durum buradadır. %11'i %44'ünü yani şehrin suyunun yarısını tüketiyor. Nasıl tüketiyor? Bahçe suluyor, sebze suluyor. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği de, Çevre Bakanımızın da söylediği bir şey var. Türkiye'deki kuraklığın sebebi tarımdaki vahşi sulamadır. Bizim sularımızın, Türkiye'deki sularımızın tam %70'i vahşi sulama nedeniyle yok oluyor. Dolayısıyla bunun önüne bir an evvel geçmek lazım. Siz kendi Çevre Bakanınızın söylediği kademeli suya geçilmelidir önerisini kaç defa buradan yayınladık. Siz Çevre Bakanlığı'nı dinlemiyorsunuz. Sebep
belediye 1 lira fazla gelirse diye. Arkadaşlar merak etmeyin, belediye para gelirse o paralarla askerin parasıyla helikopter almayacağız. Uçak pisliği yapmayacağız. Askerin paralarını, vatandaşını, tertemiz suyunu gene tatlarda kullanacağız. Gene Polatlı'nın suyunda kullanacağız. Ankara'nın su sıkıntısı çeken yerlerinde kullanacağız. Kayıp kaçak aramakta kullanacağız. Yıllardır Keçiören'de, yeni mahallede fazla yapılaşmadan dolayı evleri su basıyor ya, onları su basmaz hale getirmekte kullanacağız. Onun için belediyenin cebine 1 kuruş para geçiyor diye kesinlikle şey yapmayın, endişe etmeyin. Benim diyeceğim bu. Bakın tekrar gösteriyorum orada oranı. İster kabul edin ister etmeyin. Ben sadece şunu söylüyorum. Bizim bu projemiz bağlantılı. Oradan elde edilecek gelirin şu anda 160 bin, belki 200 bin, belki 300 bine çıkacak pandemi ortamında mağdur insanların su parasının indirilmesinde kullanılacak. Hayali projelere bu paralar yatırılmayacak. Bunu bilmenizi isterim. Birini ondan ayırıp da şunu kabul ediyor, şunu kabul etmiyoruz demek kurnazlığın dik alasıdır. Evet, oyluyorum arkadaşlar. Değişiklik önergesini kabul edenler, etmeyenler oy çokluğumuş. Oy çokluğuyla kabul edilmiştir, veto edilecektir. Devam edin. Evet, 4. maddenin oy sonucunu okuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi 18, İYİ Parti 10, MHP 13, AK Parti 55, 68 kişi imza atmış ve dolayısıyla yeterli çoğunluğa ulaşılamamıştır. Ve reddedilmiştir. Murat Bey'e. Sayın Başkan, bir yanlışlık var size gelen bilgide herhalde. Şimdi 4. maddede Türk Soy Caddesi'nin ismi... Arkadaşlar izin verir misiniz? Anlayamıyorum. Yani sayıda da bir yanlışlık var. Oylanma bitmeden bir aykırı önerge vermek istiyorum bu süreçle ilgili. Türksoy Caddesi ile ilgili ilk önergeyi biz verdik başkanım. Ben verdim. Çünkü Türksoy çok önemli bir kuruluş. Önemli bir kurum. Türkiye'nin UNESCO'su. Bana o zaman kurumdan, yaz işlerinden gelen bilgide işte Ferit Recai Ertuğrul isminin bu Ankara'daki kıymeti söylendi. Biz de ben önergeyi... Bilmiyordum. Önergeyi geri iade edildi başkanım. Başkan, bir saniye arkadaşlar, lütfen. Söz almak istiyorum. Bir saniye başkanım. Buyurun başkanım. Başkanım, daha sonra başkanlık yazısıyla geldi. Çünkü kıymetli bir alan, kıymetli bir şey, çalışmaları da var. Şimdi bizim önerimiz şu. Ferit Recai Ertuğrul ismi de Ankara için kıymetlidir. Nihayetinde Ankara'nın başkentiyle ilgili önemli bir önerge imza atmış. İsmi de boşa çıkması bizi de rahatsız eder. Yukarı Dikmen Mahallesi'nde hemen şu anki isminin olduğu yere çok yakın bir alanda boş bir cadde var. Numarata Şube Müdürlüğü'nden aldım ben o caddeyi. Şöyle yapalım mı? Yani bir dahaki oya ayak kalsın, sizin dediğiniz yere bakılsın. Şimdi de oylayabiliriz. Ben çünkü ben neyse üzüldüm o ismi değiştirdiğimize. Bu konuyu ben Numarata Şube Müdürlüğü'yle görüştüm. Grup başkan vekili arkadaşlarıma da ben bunu attım. Burada böyle boş cadde var diye. Hani diğer önerge kabul edilmedi diye bu isim boşta kalmasın. Eğer müsaade edersen arkadaşlarımızın hepsi bu aykırı önergeyle beraber Ferit Recai Ertuğrul ismi Yukarı Dikmen Mahallesi'ndeki 631 caddeye verilsin. İzin verirseniz önümüzde kaya kalsın. Ben de bir incelemek istiyorum. Hay çünkü hay. Değiştirirsek hata yapmayalım. Haksızlık etmiş gibi olacak.